Merhabalar, Siyaseten programımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi malum maalesef koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle bütün dünyada bir mücadele var. Bizler de Ege TV ailesi olarak son 15 gündür evlerimizden artık çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem kendimize, ailemize ve tabii ki çevremizdeki insanlara saygımızdan dolayı bütün ekiplerimizle birlikte evlerimizden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda İzmir, Uşak, Denizli, İstanbul ve Ankara ofislerimiz, stüdyolarımız kapalı. Bütün arkadaşlarımız evlerinden yayınlarına, haberlerine, çalışmalarına devam ederken sadece zorunlu kameraman ve muhabir arkadaşlarımız zaman zaman sahaya çıkarak tabii ki daha sağlıklı bir şekilde haberleri sizlere ulaştırmak amacıyla sahada çalışmalarına devam ediyorlar. Dün AK Parti Denizli Milletvekili Sayın Nilgün Ök ve Pamukkale Belediye Başkanı Sayın Avni Örke ile video konferans sistemiyle ilk yayınımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra sanırım uzun, belki de uzun bir süre yine video konferans sistemiyle yayınlarımız devam edecek. Bugün de AK Parti Aydın Milletvekili Sayın Metin Yavuz konuğumuz olacak. Yine eğer toplantılardan fırsat bulursa AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Cahit Özkan da yayınımıza katılacaklar. Ceza infaz yasası kanunu teklifi verildi dün biliyorsunuz. O konu üzerine biraz Sayın Özkan'la söyleşi yapacağız. Bugün de yine değişik illerimizden temsilcilerimiz, muhabir arkadaşlarımız yayınımıza bağlanacak ve birazdan Sayın Metin Yavuz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Eğer arkadaşlar hazırsa, konuğumuz da hazırsa Harun, ekrana verebiliriz. Bugün Muğla'dan Aykut Kurt muhabirimiz, Aydın'dan Nazilli'den Ali Soydemir, Nazilli bölge sorumlusu, İzmir'den yine İzmir, Ege TV İzmir muhabiri İklim Bulut, Denizli'den de Mehtap Koç arkadaşımız yayınımıza katılacaklar ve hep birlikte Sayın Metin Yavuz'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanımız hemen hemen her gün 19.30'da 19.30 civarlarında günlük gelişmeleri, vaka sayısını, ölüm vakalarını, bütün gelişmeleri 19.30'da ekranlardan sizlere açıklamakta. Biz de bu açıklamaları takiben bütün programlarımızı, yayınlarımızı, haberlerimizi buna göre dizayn ediyoruz. Harun arkadaşlar hazırsa yayını alabiliriz. Tabii Sayın Cahit Özkan bugün saat 11 sularında diğer partilerin gruplarıyla birlikte Adalet Komisyonu'nda bugün ceza infaz yasası ile ilgili verdikleri teklifi tartışmaya açtılar. Teklifi komisyona sundular ve şu anda artık o teklif komisyonlarda tartışılmaya, konuşulmaya başladı. Birazdan Sayın Cahit Özkan da komisyon toplantısından çıktığında yine yayınımıza bağlanarak bu konudaki çalışmalarını, gelişmeleri diğer partilerle olan görüşmeler hakkında bizlere, sizlere de tabii bilgi verecekler. Sanırım şu an AK Parti Aydın Milletvekilimiz Sayın Metin Yavuz hazır yayınlara. Sayın Vekilim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Adem Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizler de, sizler de maalesef şu anda evlerimizden yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Sayın Vekilim, arzu ederseniz koronavirüs salgın hastalığı ile ilgili bütün dünyada ve ülkemizde müthiş bir mücadele verilmekte. Bu konuyla ilgili öncelikle görüşlerinizi, çalışmalarınızı, düşüncelerinizi almak isterim. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. İlk önce tabii ki bugün Cuma, bütün İslam alemin Cumasını kutluyorum. İnşallah dualarımızın da kabulünü olur inşallah. İnşallah. Bunun akabinde bugünlerde siz basın mensupları hakikaten
Bütün konuları bilgilendirme açısından tehlikeli olsa dahi canla başla çalışıyorsunuz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii ülkemiz bu konularla ilgili çok da işi ya şeyi yapmadan, telaşa kapılmadan bazı önlemlerini almaya başladı. Mümkün olduğu kadar bu kurallara uymamız gerekiyor ama ben sahada dün arada bir ben de her ne kadar çıkmamamız gerekirse de acaba ne oluyor sahada? Hakikaten bazı duyumlarımız var, bilgi kirliliği var. Bunlarla ilgili doğru şeyler var mı yok mu diye bir iki gün ben çıktım, bir baktım ne oluyor. İşte kaymakamlarımızı ziyaret ettik. Onların çalışmalarını bir hem gözümüzle görmek açısından faydalı olur diye sahaya indim. Dün Didim'deydim mesela. Dün Didim hakikaten Didim'de vatandaşlarımız mümkün olduğu kadar kurallara uyuyor. Sokakta çok insan yok. Çok acil işleri olmadığı takdirde çıkmıyorlar. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın hem İçişleri Bakanımız bu konularla ilgili, Sağlık Bakanımız bu konularla ilgili gerekli bütün uygulamalarla ilgili anlık genelgeler de çıkartıyor biliyorsunuz. Bunlarla ilgili de vatandaşımızın uyumunu çok ben uygun olduğunu gördüm. Yani çok abartıldığı gibi vereye verilecek bir durum yok. Tabii ki önlemlerimizi almamız gerekiyor. Biz aslen millet olarak hem dinen baktığımızda her şey biliyorsunuz temizlikten geçiyor. Bu virüs, bu dünyaya yayılan bu virüsün özellikle hangi ülkelerde, hangi mecralarda daha hızlı ilerlediğine baktığımızda ülkelerin, insanların temizlik açısından çok dikkat edilmeyen ülkeler daha hızlı yayıldığını görüyoruz. Bu virüs maalesef çok hızlı bölünebilen tıp doktorlarımızdan, bilim adamlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla hızlı bölünebilen bir yapıya sahip. Fakat şunu da gözden kaçırmamak lazım. Bu virüs evet var bir gerçek. Buna da bir önlemimiz almamız gerekiyor. Fakat biz aman diyelim beyinlerimize bir virüs girmesin. Çünkü moral çok önemli. Düşünce, akıl, aklımızı, düşüncemizi kontrol etmemiz çok önemli. Buradaki herhangi bir kendimizi boşa düşürecek bir telaşa kapılmak otomatikman bu bütün bilim ve bilim adamları tarafından da söylenir. Yani rasyonel olan ekonomide dahi moralite çok önemlidir. Bu moralite açısından akıl sağlığımızı aman dikkat edelim, mantıklı düşünelim, verilen uygulanması istenen kurallara yeterince uyalım, evde kalmamız gereken konularda mutlaka evde kalalım. Bizden yaşça büyük korunması, işte vücut direnci düşük olabilecek olan insanları özellikle düşünerekten ilk önce onları, sonra da kendimizi düşünerekten evde kalmaya belli bir süre daha devam etmemiz gerekiyor. Evet. Tabii stres yaşayıp karşı tarafı, karşıdaki insanları da sıkıntıya, strese sokmadan panik yapmak yerine sanırım Aynen. tedbir almak Aynen. daha önemli Sayın Vekilim. Aynen dediğiniz gibi katılıyorum. Sayın Vekilim tabii özellikle tatil bölgelerine vatandaşların biraz yoğun, biraz ilgi gösterdiğini duyuyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Vatandaşlara nasıl bir uyarı, hatırlatma yapmak istersiniz? Birazcık yani önümüzdeki süreyi birazcık artık evimizde dinlenerekten ailemize dönerekten geçirmemizde fayda var. Tatil bölgelerine evet dün Antalya'da bir bununla ilgili bir sıkıntı yaşandı. Ben dediğim gibi Didim'de acaba bu tarzda bir sıkıntı var mı? Sahillerde böyle bir sıkıntı var mı diye bir bakmak için gittiğimde aslında orada hem kaymakamımız hem ilgili sağlık kurumu yöneticileri ve güvenlik asayiş yöneticileri arkadaşlarımız bunu çok iyi şekilde kontrol etmişler. Son zamanda şehre giren kişileri karantinada ve onların istekleri, sıkıntıları ve işte sağlık problemleri var mı gibilerden çok sık şekilde kontrol ediyorlar. Ben bu işin tabii ki çok uzmanı değilim ama belli bir süre içinde zaten dün akşam izlediğimiz uzmanların söylediklerine göre vaka sayısında baya bir azalma var. Terse dönüş var. Bu iyi bir bence bir sinyal. İnşallah yaz da geliyor. Çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. İnşallah.
Sayın Vekilim, bölgeden diğer illerimizden de arkadaşlarımız katılacaklar. Bir 30 saniye sizden süre, zaman istirham edeceğim. Tabii. Çok kısa bir ara diğer arkadaşlarımızla birlikte sorularımızla devam edeceğiz size. Tamam, görüşürüz. Bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım, gerekeni yapalım. Koronavirüs riskine karşı 14 kurala uyalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüsle mücadele ediyor. Çok basit önlemlerle koronavirüsün yayılmasını engellemek mümkün. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm, tüm Türkiye'yi koronavirüsün yayılmasından koruyacak 14 kural. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı, burnunuzu tek kullanımlık mendille kapayın. Mendil yoksa dirsek içini kullanın. Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Yurt dışından döndüyseniz ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına maskesiz girmeyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin ve maske takmadan dışarı çıkmayın. Düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığınız varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Risk almayalım, gerekeni yapalım. Koronavirüs riskine karşı 14 kurala uyalım. Unutmayın, koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evet Sayın Vekilim, tabii bölgeden diğer illerimizden arkadaşlarımızın katılımıyla programımıza devam edeceğiz. Şu an Mehtap Koç arkadaşımız Denizli'den katılıyor.
İklim Bulut birazdan İzmir'den, Ali Soydemir de Nazilli'den yayınımıza katılacak. Bölge temsilcilerimiz ve muhabirlerimiz. Sayın Vekilim, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde biz bize yeteriz Türkiye temalı bir kampanya, yardım kampanyası başlattılar. Bu kampanya nasıl gidiyor? Siz neler yaptınız? Aydın özelinde neler yapıyorsunuz? Şimdi tabii kampanya başladıktan sonra maalesef bu bazı kesimler tarafından çok tenkit edildi. Fakat şöyle bir şey var. Bu ihtiyacı devletin buna ihtiyacı olmasından kaynaklı olmasından ziyade bu bizim örf annelerimizde yardımlaşma kültürü çok önemli. Ben bununla ilgili çok ufak bir anekdot anlatayım. Yaşadığım bir olay daha doğrusu. Evet, buyurun. Kayman kampanyanın televizyonda işte Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanmaya başlamasından itibaren anda işte kayınpeder, kayınvalidem yanımda benim de. Kayınpeder telefonunu uzattı. O şey mesaj numarasını söyledi. Yani ben şey yapmadan şöyle yazacaksın dedi. Bir yol yolladım ve kayınpederin gözlerinin içinin parladığını gördüm. Bakın 10 liralık bir olay. Yani aslında bu biraz da bizim birlik ve beraberlik duygumuzun aslında ne safhada olduğunu gösteriyor. Türkiye'de bu evet iyi gidiyor. Şu anda zannedersem rakam 1 milyar liralara ulaşmış durumda. En son öyleydi. Bugün belki daha da fazla olacaktır. Buna ihtiyaç olur olmaz o çok şey değil, önemli değil. Yani devletin buna ihtiyacı yok zaten ama bu bir yardımlaşma duygusudur. Farkındaysanız Fransa da hemen bu konuyla ilgili adım attı. Diğer ülkelerden de büyük ihtimalle gelecektir. Yıllardır da tarihimize baktığımızda bu tip olaylarda ama işte sıkıntılı durumlarda bunlar devamlı olmuştur. Hatta ben geçenlerde bununla ilgili bir ufak bir şey verdim. 1963 yılında o zamanın başbakanı rahmetli Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün bazı illerde Atatürk heykelinin olmayışıyla ilgili Milliyet Gazetesi tarafından başlatılan bir şey vardı. Onu da gün yüzüne çıkartaraktan bakın yani bu zaten yaptığımız bir şey. Bunu çok abartmanın bir şeyi yok, mantığı yok. Yani bu birlik ve beraberliğimizi özellikle bugünlerde yüksek seviyede tutmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ve Alo, Evet. duyabildiniz mi? Buyurun buyurun. Devam ediyoruz Sayın Vekil. Cumhurbaşkanımız ve kabine bu konuda ilk adımını attı. Bu bir starttı. Ondan sonra bazı arkadaşlarımız, bazı kurumlar tabii ki işte maaşlarını bağışlayaraktan adımlar attı. Zaten bundan 2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızdan biz şahsımıza, kendilerimize talimatlar almıştık. Tabii kimi bunu resmi olaraktan basın yolunda duyuruyor, kimi duyurmuyor. Ama hızlı bir şekilde ben bu işin ilerlediğini düşünüyorum. Evet. Tabii aslında Sayın Vekilim, yani üzülerek şunu ifade edebilirim ben. Objektif bir gazeteci gözüyle, vatandaş gözüyle de olabilir. Sanki böyle dar bir zamanda, zor bir zamanda IMF'in kapısına dayanıp el açacağımız günleri bekleyen kesimlerin olduğunu hissedebiliyorum. İnşallah Maalesef. Türkiye'miz bu duruma düşmez. Yani O bu yardım kampanyası biraz yadırgandı ama destekte sanırım toplumda müthiş bir karşılığı da var diye düşünüyorum. evet, bu karşılığı da şunu gösteriyor. Sizin söylediğiniz gibi yani Adem Bey, artık bu ülkede IMF ile ilgili bir defter bir daha o yaprak açılmayacak inşallah. İnşallah o konuda eminiz değil mi Sayın Vekilim? Çünkü yani Avrupa ülkeleri olsun, Amerika'sı, Rusya'sı zaman zaman dost görünüp zaman zaman bize çeşitli oyunlar oynayan ve şu anda da virüs karşısında beli bükülen ama genelde kibirden sandalyelere, koltuklara, kürsülere sığmayan liderlerin düştüğü hali de görüyoruz. Evet. Bir sevinci o yakaya baktığınızda aslında bunlar bizim gördüğümüz, bildiğimiz düşmanlar. Yani sıkıntı onlarda yok aslında. Aslında asıl sıkıntı bilemediğimiz, yanlış yorumlara sebebiyet veren maalesef içimizde bazı diyorum. Yani çok değil bunlar ama maalesef seslerini bir şekilde fazla şekilde duyurmaya çalışıyorlar. Evet. Sayın Vekilim tabii Nazilli'den Ali Soydemir yayınımıza katıldı.
İzmir'den iklim bulut katılacak. Mehtap Hanım'ı söylemiştik zaten. Şimdi Hanım, arkadaşlarımızın sorularıyla devam edeceğiz. evet, Sayın Vekilim, öncelikle hoş geldiniz. Ben Merhabalar. bir soruyla dahil olmak istiyorum programa. Şimdi aralarında sizin de şehriniz olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da bulunduğu 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partili Millet İttifakı'ndan olan belediye başkanlarımız, belediyelerin bağış toplama kampanyası ile ilgili son günlerde gündeme gelen bir redde dair İçişleri Bakanlığı tarafından bağış toplanamaz kararına dair ortak bir basın açıklaması yaptılar. Şimdi dilerseniz bu gündemi de değerlendirmenizi isteyeceğim. Belediyeler hangi noktada bağış yapabilir? AK Parti kulislerinde hangi noktalarda böyle bir imtiyaz sağlanır ve bu işin yasal düzenini de sizden dinlemek istiyorum. Yaparım. Şimdi bu konuyu zaten devletimizin başı Cumhurbaşkanı yani yeni sıfatıyla başkan Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanı zaten başlattı. İçişleri Bakanlığımızın da çalışmalarıyla genelgeleriyle hesaplar oluşturuldu. Yani bu işin tek elden yani tek yönetimden yönetilmesi en doğrusudur. Yani tabii ki çok güzel bir niyet. Ama bunlara gerek yok diye düşünüyorum. Zaten bakanlıklarımız, özellikle Aile Sosyal Çalışma Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Devlet Maliye Hazineden hazinemiz bu konularla ilgili ihtiyaç sahibi hem sağlık açısından hem madden bütün gereklilikleri yerlerine getirmeye çalışıyorlar. Burada ben bir aksaklık olduğunu düşünmüyorum. Zaten sosyal bir devlet anlayışı, milleti, insanı öne koyan bir devlet anlayışımız var. Dünyada da bunun bir eşi benzerini şu ana kadar göremedik farkındaysanız. Yani o basını da dışarıyı da izliyoruz. Ben bu konunun devlet eliyle yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum ve böyle de olması devam edecek inşallah. Evet, Ali Soydemir. Evet, merhabalar efendim. Sayın Merhaba. Milletvekilim Aydın'ımızın vekili olarak yayınımıza hoş geldiniz. Ege TV ile ailesine hoş geldiniz. Efendim size ben bir soru bir de bir öneriye bize iletilen bir öneriyi iletmek durumundayım. Efendim sorum şu. Yeni infaz yasası biliyorsunuz tartışılıyor, çalışmaları sürüyor. Sizler de bunun içerisindesiniz. Bununla ilgili bizlere çok fazla soru geliyor. Bu ağır hükümler olsun, diğer hükümler olsun kısa bir özet alabilir miyiz? İkincisini tamamladıktan sonra da bu öneriyi de daha sonrasında devam edeceğim. İle ilgili tabii ben Anayasa Komisyonu'nda görev almıyorum ama bize de telefonlarımıza birçok talepler ulaşıyor. Bu özellikle işte kimlerin affa uğrayacağı ya da ceza indirimine uğrayacağı konusunda çok uzun süredir işte bu tabii yasa gereği erken evlilikten dolayı içeride yatmak durumunda olan vatandaş kardeşlerimiz var. Ki ailevi olaraktan hiçbir sorun olmadığı halde. Bunlarla ilgili biz gerekli yerlere bütün bilgileri aktarıyoruz. Tabii içeride de bunun hesabını yani bunun bir çalışmasını yaparken bir belli bir prosedüre göre yapmak durumdalar. İnsan hakkının olduğu konularda zaten herhangi bir yani şey olacağı yok, indirim olacağı yok. Ama tabii ki devlete karşı yapılmış işte veya işte az önce bahsettiğim gibi elde olmayaraktan kurallar gereği erken evlilikten dolayı içeride yatan kardeşlerimizle ilgili bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Bundan önceki torba yasada da biliyorsunuz çekle ilgili bir çalışma yapılmıştı çok hızlı bir şekilde. Süreyle ilgili birazcık bir kaygı, sıkıntı oldu gibi göründü ama inşallah onunla ilgili de daha sonraki süreçte yapılması gereken başka bir şeyler varsa bu konuyla ilgili de ilgili arkadaşlarla biz görüşmeye devam edeceğiz diye noktalıyorum. Evet, bunun sonuçlanması ne kadar sürecek acaba? Yani bayrağı geçebilir mi? Şu anda çalışıyorlar. Büyük ihtimal tabii bu olağanüstü halden dolayı meclisteki çalışma ritmini birazcık düşürdük. Yani meclis çalışıyor şu anda ama ilgili komisyonlar ve ilgili vekilleri çağıraraktan bunu yönetmeye çalışıyoruz şu anda. Benim tahminim çok geç kalmaz. Zaten inşallah bu virüsle ilgili hem algı açısından hem de fiziksel açıdan bu sıkıntıları sağlık açısından ben aşacağımızı yavaş yavaş aşmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Bu
ay içinde ve önümüzdeki ay ortalarında falan bu konu hallolur. Belki o kadar daha uzamayabilir. İnşallah diyoruz efendim. Bizim de temennimiz bu. Görüyorsunuz biz de yayınlarımızı artık telekonferans yöntemiyle Ali Bey, yapıyoruz. Ali Bey. Evet. Evet, dünya böyle bir şeye gidiyor şimdi. Hem iş aleminde hem de bu tarzdaki toplantıların böyle durması, yani yeni bir yaşantı. Şimdi öbür odada oğlan, ufak oğlan ders çalışıyor işte şeyle, bağlantıyla. Yani hakikaten değişik bir yere doğru gidiyoruz. Evet, Tabii biz burada aile bağlarımızı koparmadan yapmamız lazım. evet biraz daha fazla sıkı fıkı olduk bu şekilde ailelerimizle özellikle yakın dostlarımızdan da uzağız ama hep telekonferans yöntemiyle devam ediyoruz. İşte Bakanlıklardan bununla ilgili ben bir iki sözünü kestim Ali kardeşim de. estağfurullah sayın. Bakanlıklardan bununla ilgili ben bir iki aldım, görüş aldım. Emin olun daha performanslı bir çalışma var. Yani zaman açısından daha iyi kullanılıyor, daha hızlı sonuçlara gidiliyor diye düşünüyorum. Hatta bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ile ilgili ben değişik programlarda konuyu konuştuğumuzda, yani eskiden bakanlarımıza ulaşmak için yani sorunu anlatmak ya da işte yaşadığımız yöreyle ilgili bir problemin çözümüyle ilgili bakanımızın yanınıza gitmeniz gerekiyordu. Bu bir şeydi, zaman kaybıydı. İnanın şu anda WhatsApp'la ve bu elektronik ortamda bu işler çok daha hızlı bir şekilde sorun iletiliyor ve sorunun hızlı bir şekilde de yanıtını alıyoruz. Yani Evet. dünya buraya gidiyor. Ben diğer Ben bir soruyla devam etmek istiyorum. Araya girmek istiyorum ama. ben şu öneri olayımı bir tamamlasam Mehtap Tabii, Hanım tabii, tabii. anlayayım. Çünkü konuyla alakalı. Efendim infaz yasası demiştik. Bayramda birçok mahkum ya da hükümlü vatandaşlarımızın ailelerine kavuşması olayı gündeme geldi. Bununla ilgili de işte malum önümüzde Ramazan ayı başlayacak. Yardım kampanyaları da başlayacak dolayısıyla. Bu şekilde devletin eliyle de olması ya da böyle kamu kurumların yöneticilerin eliyle de olması daha sağlam olur diye düşünüyoruz. Bir de önerimiz şöyle. Ben şu anda çalıştığım yerden yazıyorum. Haber için geldiğimiz bir yerden yazıyorum. Örkop'tayım. Örkop'u siz de biliyorsunuz. Ege bölgesinin en büyük tarımsal hayvancılık kalkınma kooperatiflerinden bir tanesi. Süt ve süt ürünlerini Evet. değerlendirdiği bir yer. Burada da bununla ilgili bir çalışma yapıyorduk. Eski AK Parti Aydın Milletvekilimiz Sayın Ahmet Ertürk aynı zamanda biliyorsunuz Haykop Genel Başkanı. Onun bir önerisi geldi. WhatsApp'tan yazdı. Dileği şu, bu koronavirüsle mücadelede vücut direncinin artması. Bununla ilgili ihtiyaç duyulan ailelere süt ve süt ürünleri, et ürünleri bunlarla ilgili bir çalışma yapılabilir mi? Bir öneride bulunabilir mi? Meclis olarak bu konuda bir çalışma yapılabilir mi? Tabii yani Ahmet abimiz bizim uzak olduğumuz bir abimiz değil. Bu konuyla ilgili nasıl bir çalışma yapılması gerekiyorsa yaparız. Yani hem Tarım Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı. Alo. Efendim biz Galiba. evet duyuyoruz efendim. Sesindi galiba. Duyuyoruz. Yani Duyuyoruz hem sayın. konuyla ilgili biz beraber şey yaparız, görüşürüz tabii Ahmet Ertuğrul'la, Ahmet abimizle. Efendim Evet. çok teşekkür ediyorum. Mehtap Hanım bırakıyoruz sözü. Evet Sayın Yavuz, siz aynı zamanda MKYK toplantılarında da tabii ki sizin de gündeminiz koronavirüs, Türkiye ve şehirler bazında alınan tedbirler. Şimdi şöyle bir bakacak olursak, az önce de bahsi geçen Biz Bize Yeteriz kampanyasıyla toplumsal bir duyarlılık ve kamu spotlarıyla evde kalan, karantina altında olan ya da dışarı çıkması yasaklı olan gruplara vatandaş olarak birebir yardımlaşma ya da devlet kanalıyla da vefa destek hattı da oluşturuldu. Şimdi bir taraftan da şöyle bir çağrı var. Evet, bireysel olarak evde kalın çağrıları yapıyoruz ancak devlet her geçen gün tedbirleri arttırıyor. Gündemde acaba genel olarak bir sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir mi? AK Parti'nin gündeminde bu var mı? İlerleyen günlerde Türkiye bazında yasal olarak daha farklı, daha sıkı önlemler alınacak mı? Şimdi böyle bir düşünce yapısı olsaydı bu başta konulurdu. Ama ben bu kendi ilk önce fikrimi söyleyeyim. Yani ben genel bir sokağa çıkma yasağının olacağını düşünmüyorum. Ama münferreten olan olaylarla ilgili önlemler alınıyor. Bu önlemlerde de çok abartmamak lazım. Yani şimdi mesela dün az önce bahsettik Antalya'daki karantina olayını basın diyorum. Sanal alemde çok farklı bir şekilde
hani sanki bir sıkıntı var havasında yansımalarını gördük. Aslında bu bir önlem. Yani bunda bir şey yok, bir sıkıntı yok. Ben devletimizin de böyle bir düşüncesi yok. Zaten bununla ilgili bir açıklama yaptılar diye hatırlıyorum. Ben gerekli olacağını düşünmüyorum. Evet. Peki şu Biz süreçte yeter ki alınan kurallara uyalım. Yani kurallara dediğimiz inşallah dün akşam mesela bir programda şey yani sözünüzü kestim Mehtap Hanım ama bir programda şunu gördüm. Diyorlar ki ya şimdi biz ellerimizi yıkayan, işte evlerimizi havalandıran bir toplumuz. Yani aslında şey olarak çok basit baktığınızda böyle bir toplumuz. Şimdi acaba bundan sonra biz bunları unutacak mıyız? Bundan sonra tokalaşmak aslında hani bizim toplumumuzda biz yakın teması çok seven bir toplumuz. Yani öpmeyi, el sıkmayı, sarılmayı seven bir toplumuz. Bundan sonra bununla ilgili ne yapılacak? İşte bizim buralarda birazcık bazı kalıpları değiştirmemiz gerekebilir. Bunlar da dikkatli olduktan sonra zaten dediğim gibi ben yakın tarihte bu işin dönüşe doğru yani geriye doğru düşeceğini düşünüyorum. evet, şimdi aslında gündemimiz koronavirüs. Biz de o nedenle sosyal medyadan bu bağlantı yapıyoruz. O nedenle ben oradan devam etmek istiyorum. Şimdi Buna devam edeceğiz. Size söyleyeyim. Yani bu şeylere devam edeceğiz artık bundan sonra. harika. Biz bu konsepti sevdik. Devlet Evet. tarafından alınan tedbirler kapsamında da ekonomiye yönelik de alınan önlemler var, teşvikler var, ertelemeler söz konusu. Siz hem vatandaşla iç içe hem de hükümet tarafından bir kişi olarak ben size bunu sormak istiyorum. Vatandaşın talepleri sizce bu zamana kadar açıklanan paketlerle karşılanmış durumda mı? Yoksa daha fazla, daha detaylı çalışmaya ihtiyaç var mı? Mehtap Hanım bakın bizim toplum yapımız gereği biz hiçbir şeye tatmin olmuyoruz. Yani bakın çok yakın tarihlere baktığınızda bu ülke IMF'den 500 milyon liralık bir dolar yani şey olarak hibe değil de kredi aldığında manşetlerden düşmüyordu. Doğru mu? Hatırlarsınız bunu. Yani hepimizin yani belki sizin yaşınız müsait değil ama bunu gazetelere baktığınızda geriye dönüp baktığınızda şey yaparsınız görürsünüz. Bugün 100 milyar TL'lik bir paket açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Ki bunun artı yansımaları da var. Yani farklı şeyleri de var. Ve bir yandan da üretimin devam etmesi gerektiğini, yani üreticimizin devam etmesi gerektiğini de biliyoruz. Bu açıdan eksikler mutlaka vardır ama mümkün olduğu kadar kapanmaya çalışılıyor. Şimdi vatandaş diyor ki ya diyor kredi kapılarını açtınız diyorsunuz ama ben bundan faydalanamayan yani bir sürü insan bana başvuruyor. İnceliyoruz, bakıyoruz ama yani o kredi alacak zaten daha önceden yapmış olduğu sıkıntıları var. Bu insan şimdi otomatikman ya sorgusuz sualsiz koronavirüsten dolayı bana da bu destek yapılsın istiyor. Yani şimdi bazı şeylerin kuralları var. Yani bu kurallara uymak mecburiyetindeyiz. Ha, bununla ilgili devletimiz gün ve gün çalışıyor. Mesela ben 2-3 gündür biliyorsunuz belki gündeminize yani düşmüştür. Özellikle arıcı kardeşlerimizle, bal üreticisi kardeşlerimizle benim birazcık ilişkim bu sürede biraz fazlalaştı. Evet. İşte hayvancılık yapan, göç hayvancılığı yapan vatandaşlarımız var. Bunların mesela sıkıntıları var. İşte 60-65 yaş üstündeki bu işi iştigal eden. Fakat bu yasaktan dolayı kendisine de yardımda bulunamayacak ya da yanında bulunabilecek herhangi bir işte yakın olmayan kişilerle ilgili bakanlığımızı hem İçişleri Bakanlığımızı hem Tarım Bakanlığımızı konuları az önce bahsettiğim yollardan talepleri ilettiğimizde hemen bakıyorlar, inceliyorlar. Akabinde yeni bir genelge yayınlayarak da onların da sağlığını gözeterek tabii ki toplumun da sağlığını gözeterekten genelgeler yayınlıyor. Yani çok hızlı atraksiyonlar var. Bu ekonomik konularla ilgili de zaten gün ve gün sektörlerde gözden kaçan sektörler olabilir. Bunlarla ilgili yeni yeni açıklamalar yapılıyor zaten. Yani devamlı hücre devamlı yeniliyor kendini. Onu demek istiyorum. Yani bu destek paketlerinin de kısıt kalacak diye bir şey yok. Devlet Evet. aktif bir devlet. Sayın Vekilim, bu konuyla bağlantılı olarak sokağa çıkma yasağı talepleriyle ilgili muhalefet partileri bu konuda biraz ısrarcı doğrusu. Hatta İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden, İstanbul'dan da öyle sık sık hatırlatmalar yapılıyor. Tabii İzmir ve İstanbul'da sıkıntı büyük doğrusu.
Belki o psikolojik bir etkisi de olabilir ama muhalefet partilerinin bu konudaki ısrarcı olmasını neye bağlıyorsunuz? Ve diyelim ki bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu konuda hem iktidar olarak hem devlet olarak, bir millet olarak bizim artımız eksimiz ne olur sizce? Tabii bu sokağa çıkma yasağı eğer elzem ve gerekli olduğu takdirde bunda yapılacak bir şey yok. Yani o seviyeye geliniyorsa yapacak bir şey yok. Şimdi tabii ki telaşları olabilir. Bunları gayet de iyi niyetli olaraktan da söylüyorlardır diye düşünüyorum. Ben bazı zaman İzmir'de oluyorum. İzmir'de olduğum sürede hakikaten şu süreçte insanların çok sokağa çıktığını o yasakların veya işte kontrollü bir şekilde yaşamamız gerektiği kuralları konulduğu süreçte sanki hiçbir şey yokmuş gibi insanların yeşil alanlarda gezdiğini, işte kol kola yürüdüklerini gördüm. Evet, belki şundan sebep insanlarımız katı bir kural olsun, ondan sonra bunlara uyacaktır diye bu şekilde söylüyor olabilir ama ben bu işin devletin kontrolünde olduğunu düşünüyorum. Yani devlet birimleriyle birlikte, bakanlıklarıyla birlikte bunu kontrol ediyor. Gerekirse de noktayı koyar geçer diye düşünüyorum. Ya geç kalınmış olduğunu düşünmüyorum. Lokal sorunlar var aslında ama genel olarak yani muhalefetin ısrarcı olması belki de hani aslında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gerekiyordu ama biz söyledik olmadı. Yarın bir gün inşallah Türkiye'de sorunlar daha üst seviyeye çıkmaz. Eğer çıkarsa biz bunu söylemiştik noktasına mı? Böyle bir algı yönetimi mi var? Pandemi olayıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız 2018 yılında aslında bütün bu yani bu olayı bilerekten değil ama böyle bir olay karşısında nasıl bir davranışa gireceğimizle ilgili bütün programları ilgili birimlere yaptırdı. Yani bu yöneticilerimizin aslında ne kadar uzağa baktığını gösteren bir olay. Yani ben bir telaş yok. Onlar da inşallah o sözleri o şekilde kullanacak bir ortamla karşılaşmayacağımızı düşünüyorum. Evet. Ali Soydemir, Aydın'da sen sahadasın. Aydın tatil bölgesi, aynı zamanda riskli bir bölge. Dediğim Kuşadası gibi bölgeler özellikle. Dün hatta Özlem Hanım, Büyükşehir Belediye Başkanı, incirlerimiz olana kadar Aydın'a gelmeyin şeklinde çağrıda bulundu. Aydın'da vatandaştan neler alıyorsun, ne gibi talepler var? Sayın Vekilime iletmek istediğim bu konuda hükümete, muhalefete iletmek, vatandaştan alıp da iletmek istediğin bir konu var mı? Sayın Adem Erdoğan, Mehtap Hanım da az önce bahsetti, siz de bahsettiniz. Özellikle sosyal medya kullanımında bazı vatandaşlarımız olumsuz hareketlerle yani sahte bilgilerle gündemi olumsuz yönde eleştirmeye çalışıyor. Bu da topluma çok büyük zarar veriyor. Daha önce 200 şehit var, 300 şehit var diye önceki geçen aylarda yaşadığımız bu operasyonda da yaşadık bunları. Bilgi kirliliği olması nedeniyle de halkımızda bir korku ya kapılıyor. Yani bir şey olumsuz bir şey mesaj veriliyor. Aslında aynı merkezlerden yapılıyor bu algı yönetimleri. Evet, yani bunu bir kere önüne geçmemiz gerekiyor. Vatandaşların sorduğu, yani gazeteciler en doğru bilgiyi alır. Tamam ama her gazeteci de aynı değil. Gazetecinin niyetine bağlı. Gazeteci gerçekten eline vicdanı koyuyorsa zaten bu konuda olumsuz bir eleştiri değil. Bütün toplum kesiminiyle, hükümetle, devletle hep birlikte hatta dünya ile birlikte çalışmak zorunda. Yani bu konuda da birlik ve beraberlik zamanı. Bu virüsle mücadele için topyekün herkesin aynı yöne bakması gerekiyor. Yani farklı şeylere, bakanlara karşı da bizim de dikkatli olmamız gerekiyor. Vatandaşın korkusu da hangisi doğru, hangisi yanlış? Biz nereden doğru bilgi alırız? Yani nasıl yaparız, nasıl ederiz? Ya böyle bir söylenti çıktı, bunu nasıl şey yaparız? Bize soruyorlar. Biz de bunu birinci elden almak zorundayız. Sayın kaymakamlarımızdan, sayın valilerimizden, daha doğrusu direkt bağlantılı olacağımız yerde Sağlık Bakanımız. Bununla ilgili de bizim ulaşmamız mümkün değil. İşte valilikler kanalıyla bir şekilde almaya çalışıyoruz. Vekillerimize soruyoruz. Sahada olduklarında ya da telefonda ulaşıyoruz. Arıyoruz, konuşuyoruz. Ya bununla ilgili vatandaşın doğru bilgiyi alması gerekiyor. Yani vekillerimizden ya da hükümetimizden bu konuda nasıl bir çalışma alabiliriz? İşte sahil kesimi, bugün Aykut arkadaşımız şu an Bodrum'da, Bodrum yolunda. Ya, binin üzerinde, 1500 üzerinde aracın Bodrum'a giriş yaptığını söyledi. Bu gerçekten çok çok büyük bir olay. Yani bu kadar araç, yani niye aynı hareket ediyor? Yapmaya çalışıyordur.
Evet, Tamam. Aydın otobanı girişi kilitlenmiş durumda. Herkes bunu paylaşıyor. Alıyor eline telefonunuz. Facebook ya da sosyal medyadan bir şekilde canlı yayında anlatıyor, geçiyor oradan. Ama bu da vatandaşı da olumsuz yönde etkiliyor. Bir korku, panik havasından kurtulmamız gerekiyor bizim. Ya bununla ilgili sizler ne gibi tedbirler alabilirsiniz? Şimdi tabii birazcık konuşmamda bana sordunuz değil mi Ali Bey? Evet, Tabii Sayın Ali. Vekilim. Konuşmamın içinde tabii ister istemez siyasi bir şeye de yöne de sokmak gerekecek. Yani bu konuşmanın aslında bugün virüsle ilgili konuşurken o siyaseti çok katmamak lazım ama bazı Evet. gerçeklerden de kaçmamak lazım. Benim arkadaşlarım iyi bilir. Ben bazen söylenmemesi gereken şeyleri söyleyen bir adamım. Belki de milletvekili olarak şu söyleyeceklerimi de söylememem gerekebilir. Ama ben çekinmiyorum ve doğru bildiğim olduğunu düşünüyorum. Bizim ülkemizde çok büyük bir demokrasi var. Yani aşırı bir demokrasi var. Yani bu sebepten dolayı bu aslında algı yönetimleri, yanlış algı yönetimleri ortalığı çok karıştırıyor. Yani insanın insan... Efendim? Demokrasi fazla gelenler mi var diyorsun Sayın Vekil? Yani şimdi demokrasinin olmadığını iddia eden bir kesim var. Fakat ben şükür gerek işimden dolayı gerek bazı konulardan dolayı dünyada gezmediğim ülke sayısı yani gelişmiş ülkelerden bahsedersek yok gibi denilecek kadar az. Bugün işte demokrasinin en önde koştuğunu söyledikleri Avrupa ülkeleri olsun Amerika olsun yani inanın bizdeki gibi bir ordu saltanat yok yani bu kadar hürriyet yok. Biz bunun kıymetini maalesef neden bilmiyoruz? Ben onu çözemiyorum yani ve bunu kötü yolda kullanıyorlar. Geçen ben sana şeyde Face işte olsun Instagram olsun Twitter'da olsun çok hızlı şekilde gün içinde çok şey paylaşım yaparım. Gece saat 1:30 gibi duyuyorsunuz değil mi beni? Dinliyoruz Sayın Vekil, buyurun. Gece saat ben bunu anlatıyorum ama yani buradan bir ders çıkartmak mahiyetinde anlatıyorum. Gece saat 1:30 gibi bir baktım bir yorumuma bir kardeşimiz bize cevap vermiş. Tabii standart kelimeler böyle ezberlenmiş kelimeler geliyor. Dedim ki ya siz niye böyle şey yapıyorsunuz? Siz dedim fake hesap mı acaba sizinki dedim. Ben bu soruyu sordum. Yok dedi ben dedi fake hesap falan değil dedi. Peki dedim o zaman dedim kendisi hemşerim oluyormuş. O zaman dedim gelin buyurun dedim ben yarın mekanda olacağım kahve ısmarlayayım size dedim. Yani birbirimizle olan o duvarı ya da birbirimizi anlama konusunda birazcık önümüzü açalım. Maalesef ezberlenmiş, biz bunu mecliste de yaşıyoruz. Yani mecliste muhalefet bize herhangi bir konuyla ilgili iddiada bulunduğu zaman bizim önümüze, biz tabii ilgili bakanlığa, ilgili yerlere, ilgili kişiler, grup başkan vekillerimiz soruyor, cevabını veriyor. Peki diyoruz siz nereden bunu aldınız? Kanadınız nedir? Bize gösterilen iki tane gazetenin manşeti. Bunlar diyor araştırmışlardır diyor. Yani böyle bir algı, bu bir mühendislik olayıdır tabii ki. Yani bu bir mühendislik yani onu da söyleyeyim size. Yani bilinçli yapılan bir şey. Bunlardan bizim vatandaşımızın sıyrılması birazcık düşünmesi lazım. Sonuç itibariyle bu ülkeyi yönetenlerin bu millet üstünde düşünceleri, onların o yorum yapan arkadaşların ezbere konuştu diye iddia ettiğimiz arkadaşlarımızdan inanın ki farklı değil. Herkes bu milleti seviyor, herkes bu millet için, bu devlet için elinden gelen gayreti gösteriyor. Yanlışlıklar, yanlış uygulamalar olur. Tabii ki yani %100 her şey on numara oluyor diyemeyiz. Ama bu da ikili diyaloglarla birbirimizi anlamamızla çözülecek konulardır diye düşünüyorum. Evet. Sayın Vekilim tabii şu anda İzmir muhabirimiz İklim Bulut Doğal. ve evet doktor Yayınlar. Doktor İmbat Moğlu Ankara'dan katılıyorlar. Kendisi güvenlik uzmanı. Aynı zamanda sağ olsunlar Ankara'dan bize gündemi ulaştırıyorlar sürekli. İmbat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İklim sen de hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. İmbat Bey tabii Sayın Vekilim mühendislik olayı demişti. Az önce güvenlik uzmanı olduğunuz için siyaset ve güvenlik hem Ankara kısaca Ankara gündemi ve Sayın Vekilimize varsa sorunuzu da alabilirim. Buyurun.
Tabii ki Ankara'dan hepinize selamlar iletiyorum. Ankara Sayın Cumhurbaşkanımızın yine İçişleri ve Sağlık Bakanlarımız belirtmiş olduğu talimatları halk evde kal modelini uyguluyor. Biz de şu an o model eşliğinde işte canlı yayındayız. Dün ilk defa uzun bir aradan sonra dışarı çıktığımda evet halkımız bilinçli ve gerekli olan tedbirleri almış durumda. Ve gerçekten sokağa çıkmaması gerekli. İnsanlar çıkmıyor ve bunu ciddi şekilde de uyguluyor hayatını. Ve çünkü olması gereken bu. Yani 83 milyonun sağlığı için evde kalmamız gerekiyor. Ve bunu da özellikle Ankara bazında düştüğünüz zaman çok başarılı bir şekilde yerine getirdiğimizi net bir şekilde burada ifade edebiliriz. Tabii Sayın Vekilim, bunun bir mühendislik bir projesi. Ben bunu geçen hafta biyoterörle bağdaştırmıştım aslında koronavirüsünü. Bir güvenlik uzmanı olarak bakıldığı zaman artı ve bölgeler özellikle uluslararası örgütlerin yapmış olduğu yapıları üste koyunca koronavirüsünün bir biyoterör olduğuyla ilgili ben aslında bunu bir yıl önce koronavirüsü babında değil ama herhangi bir hastalığın önümüzdeki dönemde bütün dünyayı saracak ve bu şekilde de bir çalışma olacakla ilgili birkaç bildiri yayınlamıştım. Tabii ismini bilmiyorduk ama şey gibi hani FETÖ terör örgütünün 40 yıldır bu ülkede kan döktüğünü, 40 yıldır bu ülkede bir yapılaşmasının olduğunu aslında hepimiz bilirdik ama 15 Temmuz yaşandıktan sonra adına FETÖ dedik. Daha önceden paralel devlet yapılası demiştik. İşte koronavirüsü aslında öngörüsü o şekildeydi. Yani dünyada bir zulüm yaşanıyor. Dünya coğrafyasında özellikle İslam coğrafyasına batılı emperyalist devletler sürekli zulüm uyguluyor. Ve bu zulmün neticesini Yüce Rabbim hepimiz elhamdülillah çok şükür Müslümanız ve inananlarız. Ve inançlı insanlar bilir. Yaradan buna sessiz kalmayacak. Ve bunu da aslında bu çığlıkların hani son dönemde sosyal medyalarda çok gündeme getirdi. Ben televizyon programlarında da hep dile getirirdim. O 3 yaşındaki Suriyeli çocuğun. Ben sizi Allah'ıma şikayet edeceğim. Ve bunun gibi nice çocuklar. Ben 8 yıldır Suriye topraklarındayım. 8 yıldır o Suriyeli çocuklarla iç içeyim. Kendi evladımdan çok Suriyeli çocukları görüyorum, emin olun. Yani son 8 yıldır haftanın neredeyse 4-5 günü ben Suriye'deyim. Suriyeli çocuklarla oradaki ailelerle birlikteyim. Hatta birkaç gün önce yine o bölgeden buraya geldim. Ve sürekli irtibat halindeyiz. O bölgedeki özellikle sivil halkla, o bölgedeki yaşamla, oradaki masum insanlarla iç içeyiz. Devletimizin gücünü orada görünce onun onuru ve gururunu yaşamak bambaşka bir şey. Tek o mazlumlara, o masum insanlara tek el uzatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Emin olun başka hiçbir devlet yok. Ve başka bir devletin olmadığını da oradaki halka o zulmü yapan, oradaki halka yardım eli uzatmayan o emperyalist devletlerin sağlık sistemleri nasıl çöktüğünü bütün dünya gördü. Bak bu çok önemli. Evet. Yani oradaki Suriyeli kardeşlerimize el uzatmayanların şu an kendi sağlık sistemlerinin nasıl çöktüğünü bütün dünya duydu. Bunun başında ben dünyanın sahibiyim, ben dünyanın yöneticisiyim diyen Amerika dahil, Avrupa dahil, bugün İtalya'sında tutun Almanya'dan İngiltere'sine kadar hepsine baktığı zaman hepsinin sağlık sistemleri çökmüş durumda. Elhamdülillah çok şükür Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık sistemleri ortada. Sağlık Bakanlığı'nın her gün açıklamasını hepimiz takip ediyoruz. Artık 7 yaşından 77 yaşına kadar herkes, yani daha doğrusu bütün 83 milyon takip ediyor. Ve sağlık sistemimizin ne kadar hiyerarşik bir yapıya göre işlediğini ve hastanelerimizin bu insanlarımıza nasıl bir cevap verdiğini net bir şekilde görüyoruz. Bugün İspanya'ya, İtalya'ya destek gönderiyoruz. Bu muhteşem bir şey. Yani aynı zamanda bunlar devam ederken Irak ve Suriye'ye de gönderiyoruz. Bunlar pek basına yansımıyor ama ben sürekli orayla ilişik halindeyim. Sürekli oradaki diyalogları takip ediyorum. İmbat Bey, efendim. Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devlet yok derken diğer devletlere haksızlık yapmayalım. Diğerleri de var ama sömürü için var. Başka amaçlar için. Doğru mu? Kesinlikle. Yani zaten hedef o. Yani ben hatta biraz önce yayına bağlanınca bir makale yazıyordum. Yani Türkiye'nin hedefi belli. Türkiye'nin oradaki hedefi oradaki mazlum ve masum insanları koruyup kollamak, aynı zamanda kendi beka meselesi olan güvenlik sınır hattını korumak. Ama diğerlerin kiminin sıcak denizleri açmak, kimi mezhepsel olarak baklaşıp Şii İranlar Şii mezhebini yaymak,
Amerika petrol peşinde. İngiliz'in bin yıldır bu coğrafyada yapmış olduğu bir derin devlet yapısını devam ettirmek. Fransa kendisinin bir dönem sömürgesi olan Suriye'yi tekrar sömürge haline dönüştürebilirim yolunu devam ediyor. Çin bugün koronavirüsün başlangıç noktası olan Çin'in bile bilmem bilir misiniz? Çin'in bile şu an Suriye'de o bölgenin komple inşasını, komple yapılaşmasını, harap ve viran olan şehirlerin komple yapılmasının protokolünü bundan yaklaşık 2 yıl önce katil Esad'la yaptı. Çin bile yani şu an Suriye'de etkin ve bir amacı var, bir hedefi var. Ve şu an maddi ve manevi bütün edimleri ve bütün harcamalar yapan tek ülke Türkiye. Ve tek bu evet. konuda duyarlı olan Türkiye. Şu an bugün İdlib evet. meselesi kırmızı çizgimiz. İdlib'de şu an 2 milyona yakın insan kapımızda. Ve bu insanların emin olun şu an koronavirüsüne karşı tedbirleri alan tek Türkiye. Birleşmiş Milletler'in 3 konvoyu gidiyorsa, 3 tırlı konvoyu giriyorsa Türkiye'nin 30 konvoy yardımı gidiyor ve oradaki Türk Kızılay'ını, Türk AFAD'ını ve diğer bizim sosyal sorumlu projeler yürüten kurum ve kuruluşlarımızı rahatlıkla görebiliyoruz. Bunlar da bir Türk olarak, bir Türkiye'li olarak benim için onur ve gurucu bir şey. Orada o Suriyelilerin şeyini görünce, o bakışını, o Türkiye'ye karşı dualarını görünce o hissiyatı yaşamamak emin olun insan elinde değil. İnsan hem gözleri dolu hem de gururlanıyorsunuz. Evet, İmbat Bey, Sayın Vekilimize sorunuz var mı? Sayın Vekilimiz bu konuda değerlendirecektir mutlaka ayrıca. Tabii ben Suriye politikası üzerinde. Yani ben bugün özellikle koronavirüsünün ortaya çıkış en büyük sebeplerinden bir tanesi beslenme ile ilgili. Sağlık koşullarıyla ilgili. Hepimiz hissediyoruz sürekli 14 kural var. Bu 14 kuralın başında da özellikle temizlik. Yani aslında imanın ve İslam'ın şartlarında olan kurallar geçerli. Suriye'de maalesef şu an bunu yapmamız ya da yaptırmamız ya da Suriyeli halkın bunu alması mümkün değil. Olası bir virüsün Suriye genelinde özellikle İdlib özeline bakıldığı zaman oraya bulaşması durumunda Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri ya da diğer unsurlarını nasıl tedbirini alacak ve ne şekilde o virüsten tedbirini alacak diye bir soru sorarım. Sonuçta Sayın Vekilim, hükümetin milletvekili, Sayın Cumhurbaşkanımızla da diyaloglu olan bir vekilimiz. Bilgisi varsa o konuda bilgi almak isterim. Konuyla ilgili tabii çok derin bir bilgim yok. Bu koronavirüs olayı başladıktan sonra tabii mecliste ve bakanlıklarda olan ilişkiler de birazcık şey alındı. Şimdi ben bundan da bahsedelim ama sizin söylediklerinizin tamamının altına ben de imza atıyorum. Doğru. Fakat şöyle bir tehlike var. İmdat kardeşim, yani siz bunu tespit ettiğinizi bilmiyorum. Kaç yaşındasın? 43 Sayın Vekilim. Maşallah. Sonuçta benden gençsin ama. Şimdi şöyle bir sorun var. Bu coğrafya çok tehlikeli bir coğrafya. Bu coğrafyayı da bu milletten başkası yönetemez. Yani çünkü biz hem insanlığın, ümmetin ve insanlığın biz aslında sigortasıyız. Sigortası olduğumuz için biz bu coğrafyada Yaradan tarafından ben görevlendirildiğimizi düşünüyorum. Bu altını çizmek lazım. Şimdi bu ülke, evet, çok yakın tarihe baktığınız zaman yani bu algı operasyonları, bu mühendislik operasyonlarını daha önceden de yemiş. Yani Abdülhamit Han'a baktığınızda Abdülhamit Han'ın düşünün ki tahttan indiriliş sebebini ve onun yaşantısını bilen bir insan olaraktan bunu yakıştırabilir misiniz? Yakıştıramazsınız. Fakat ne yapılmış? Abdülhamit Han'ı bir din düşmanı, İşte indirirken de şeriat isteruk kisvesine sığınaraktan tahttan indirilişini gördük. Doğru mu? Böyle bir süreç ve orada bir algı operasyonu yapmışlar. Kimler yapmış ve bunu tahttan indirirken Abdülhamit'in tahttan indirirken bunu tebliğ edenlere baktığınızda zaten sanki bugün aynısını tekrar gündeme gelmek. İşte özellikle buna oynanıyor. Mühendislik derken işin içinde bir de bu kısım var. 2023'te 24'te takribi 5 milyon civarında yeni bir seçmen kitlesi, genç bir nüfus sandığa gidecek. Şimdi biliyorlar ki artık
15 Temmuz'da yaşadık. Bu millet bu lidere, bu kadrolara, bu inanca inanıyor. Öyle veya böyle. Yani daha önceden oy vermemiş olabilir ama bu ümmetin ve bu milletin geleceğinin bu kadrolarda olduğunu, bu toprakların selametinin bu kadrolarda olduğunu biliyor. Şimdi bizim 2023-24 planlarımızın içinde hani diyoruz ya, biz eskiden hastaneler böyleydi, bak şimdi böyle. İşte daha önceydi, şimdi böyle. Gençler şunu soruyor. Ya diyor, sizin diyor göreviniz değil miydi diyor. Biz onlara şunu anlatmamız lazım. Evet, bizim görevimiz, doğru, ekstra bir şey yapmıyoruz. Bu insanların, bu milletin rahat yaşaması için, geleceğimiz için biz bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Ama daha öncekiler bunu yapmamışı anlatmamız lazım. Nasıl yapmadıklarını anlatmamız lazım. Bu birazcık kolay gibi görünmüyor ve bunun üstüne oynuyorlar şu anda. Bu virüs olayı da başta ben, belki siz dinlememiş olabilirsiniz. Virüs olayında beyinlere sokulmuş virüsten daha tehlikeli olduğunu düşünmüyorum. Yani bu virüs, evet, önlem alınması gereken, hakikaten diğer virüslere göre dağılımı, bölümü, dağılımı daha hareket eden bir virüs, doğru. Fakat bugün sokakta grip hastalığından ölen yüzdesel olaraktan kat kat daha fazla insan var. Yani dünyadan bahsediyorum. Veya herhangi bir hastalıktan, bu ölüm olayından kat kat daha fazla ölen insanlar var. Şimdi insanlara korku virüsünü beyinlere soktuğunuz zaman vücut otomatikman o hani şey direncini yitiriyor. Yani o zaman hastalık daha kolay yayılma. O endişeden dolayı daha düşünceniz artıyor. Yani bu ekonomide de böyledir. Yani ekonomi reel gibi gelir insana ama ekonominin de %50'si bir kere moralitedir. Yani gerisi hikayedir. Yani sizin moraliteniz yerinde, ülkenin moralitesi, kişilerin moralitesi, yöneticilerin moralitesi, firmaların moralitesi yerinde olmadıktan sonra rakamsal boyutların çok önemi yok. Ama rakamsal boyutlar olmadan da olmaz tabii. Yani bizim bunu çözmemiz lazım Murat kardeşim. Yani bu hakikaten bir mühendislik bir olay. Bu ülke için, bu ülkenin geleceğinde neler yapabileceğini bu insanların bildikleri için bir şekilde önümüze ket bulmaya çalışılıyor. Biz bunları tabii anlattığımız zaman sanki birazcık şey gibi geliyor, hikaye gibi geliyor gençlere veya inanmayan, bu konulara inanmayan arkadaşlarımıza. Ama bu bir gerçek, bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Evet. Aslında bu cevabını sayın vekilim, yani konuyla ilgili olduğu için müsaadenizle araya giriyorum. Amerika'dan biliyorsunuz birkaç gündür özellikle ekranlarda da Kaliforniya Üniversitesi'nde Mehmet Çilingiroğlu diye bir hocamız. Tıp doktoru. Aslında muhteşem, yani Türk sağlık sistemiyle ilgili özellikle gençlerimizin, özellikle Türk milletinin, dünyanın görmesi için, duyması için ta 10 bin kilometre ötede Kaliforniya'da, belki 20 yıldır da Türkiye'ye belki ziyaretleri dışında gelmemiş, yıllardır orada çalışan hocamızın bakış açısıyla bakıldığı zaman ne kadar muhteşem olduğunu aslında dile getirdi. Yani Türkiye'deki şu anki şehir hastaneleri yapılırken bir sürü çığırtkan çıktı. Yani bu kadar hasta mı var, bu kadar şehir hastanesi niye yaparsınız dediler. En çok ilk önce onlar koştu o şehir hastanelerine. Onun dışında da bakıldığı zaman Türk sağlık sisteminde işte hocamız çok güzel bir tespit yapmış. Ülkemizde her çalışan, eğer hiçbir sosyal güvencesi herhangi bir yerde çalışmıyorsa bile 50 TL karşılığında işte bir sigorta yaptırıp sosyal güvenlik kurumu üyesi oluyor ve bütün işte kalp ameliyatına tutun da bütün sağlık, yani daimi çalışan bir vekil nasıl bir hastanede hizmet alıyorsa, emin olun o vatandaş da en düşük ücretle çalışan ya da hiçbir geliri olmayan bir vatandaşımız bile bu sağlık sisteminden yararlanıyor. Ve Amerika'ya örnek verdi. Bugün Amerika'da bir kalp ameliyatının değerinin 20 bin dolar olduğunu söyledi. Ve bu ameliyatlar ya da bugün koronavirüsüyle ilgili kişilerin test yapması için, emin olun kiralarını ödemeyip de işte bu korkudan dolayı, bu salgının korkusundan dolayı o kiralarını götürüp bu test için para harcadıklarını ve bunun da kendilerini belki ileriki dönemlerde evsiz baksız kalacağını söylüyor. Yani ne kadar koca Amerika, işte ben dünyayı yönetiyorum diyen Amerika'nın bile sağlık sisteminin ne kadar yoz ve yozlaşmış, ne kadar basit olduğunu ve vatandaşa hizmet etmediğini gördü. Onun için Türk gençleri, özellikle 18 yaşında, yani AK Parti ile doğan gençlerin, gençliğin bu konuları bilmesi lazım. Yani ben tabii burada bir siyaset konuşmuyorum aslında. Yani Türkiye'nin bu bir gerçeği. Allah 11 kere razı olsun bu hizmet ve bu davada yol yürüyenlere, bu şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın çizmiş olduğu yolda yürüyenler hepsine. Yani en düşük memurdan en üst makama kadar hepsine Allah razı olsun ki bugün bunu net bir şekilde işte Ankara'da hemen benim evimin
500 metre karşısında şehir hastanesini görüyorum. Yani şu camdan baktığın zaman şehir hastanesini görüyorum. O büyük devasa kampüsü görünce ilk başta herkes tepki gösteriyordu. Yani ne iş var bu hastanenin? İşte Ankara'nın göbeğinde yapıldığı insanlar başka yerde yapılsaydı bu kadar büyük bir hastaneye gerek vardı işte. Ve şimdi görüyoruz onu. Bak şu bu özellikle şu an dünyayı saran, dünyayı gerçekten hapseden, o kabus olan bugün koronavirüsünden sonra o hastanelerin ne kadar kıymetli olduğunu ve gerçekten bana göre bile geç kalmış ve Allah'ın bir kere razı olsun bu hükümetten, Sayın Cumhurbaşkanımıza ki bugün bizim bu vakalara rağmen evet ölüm sayısı artacaktır. Bunun önünü bizim elimize gelen olan tedbirler alınıyor ama Allah'a bir şükürler olsun. En azından şu an vaka sayısı yüksek olmasına rağmen o solunum cihazlarını, o hastanelerin yatak sayısı bunları Allah çok şükür karşılayacak düzeyde. Bu da çok çok muhteşem bir olgu ve muhteşem bir olay. Şimdi hasta olaraktan aslında paranız varsa bile dünyanın diğer ülkelerinde hastaneye gitmeniz çok zor. Yani oradan girişiniz çok zor. Hakikaten hizmet açısından, donanım açısından biz dünyada sağlık sektöründe iyi bir durumdayız. Ama bunu tabii rakamlar bile göstermesine rağmen işte dedim ya bu algı yönetiminin hızlı bir şekilde çalışması veya biz kenetlenmeyişimizden mi kaynaklı onu da bilmiyorum. Belki bizde de suç var anlatım konusunda. Bakın bugün yoğun bakımlarımız neredeyse çoğu ülkenin 2 katı 3 katı seviyesinde. Bu gelişmiş ülkelerden bahsediyoruz. Yani herhangi bir gelişmemiş bir ülkeden bahsetmiyoruz. Bugün Amerika ile aynı seviyelerde yoğun bakım ünitelerimiz var. Şimdi ben sağlık sektöründe olan bir kardeşiniz olarak da bir yoğun bakım ünitesini oluşturmak çok kolay değil. Çok şey değil yani basit bir olay değil. Buna rağmen belki de Allah göstermesin daha farklı bir salgında yeter mi yetmez. Dediğiniz gibi şehir hastanelerine bir sürü biz mecliste maalesef ya bunlara ne gerek var? İşte ne yapıyorsunuz? İşte yandaşlarınıza yani bu bir ağza standart. Bütün muhalefettedir. Maalesef hep aynı kelimeler. Yani HDP de aynısını söylüyor, İYİ Parti de aynısını söylüyor, CHP de aynısını söylüyor. Ağızlarına yapışmış şekilde bunları gündeme getiriyor. Tabii bu vatandaşımızın, bu konuya inanan, kişilere inanan vatandaşımızın şeyini çekiyor, ilgisini çekiyor. Halbuki böyle değil. Ciddi şekilde bugün özelde dahi yoğun bakıma gittiğiniz zaman ücret ödemiyorsunuz. Devlet bunun ücretini karşılıyor. Bunu dahi bilmiyor çoğu vatandaşımız. Şey yapılmamış yani bu algıyla ya dünyanın parazlarını alıyorlar işte gitmeyin falan filan. Benim özel hastanem var hani burada yoğun bakım devlet olarak yoğun bakımdaki yatan bütün hastalara 1 lira maliyet vermeden para ödetmeden yoğun bakım hizmetini almasını sağlıyor. Yani böyle bir devlet dünyada yok şu anda maalesef bunu anlamıyorlar inşallah anlarlar diye düşünüyorum. Yani Allah sonumuzu hayır etsin, iyi olacak diye ben evet. Hem dualarımızı hem de olacağını düşünüyorum. Suriye ile ilgili de dediğiniz doğru, burayla ilgili de bir nasıl Suriye'de biz varız, var olma sebebimiz hem insani yönden hem de ülkemizin menfaatleri ve ülkemizin güvenliği ve burada yaşayan insanların güvenliği açısından önemli ise oradaki sağlıkla ilgili de bu konuların irdelenmesi lazım. Ben bilmiyorum işin açıkçası. Bilmediğim konuda da bir size bir şey söylemek istemiyorum ama bunu irdeleyeceğim. Ama ümidim de şey vardır. Yani mutlaka bununla ilgili de zaten çalışmalar vardır diye düşünüyorum. Evet Sayın Vekilim, tabii İzmir'den bak müsaadenizle iklim de yayınımızda. İklim kısaca İzmir'deki gelişmeleri alalım. İzmir'de neler oluyor şu anda? Ve Sayın Vekilimiz bir de sorunu alacağım. Evet, öncelikle olarak iyi yayınlar. Ben İzmir muhabiri olarak İzmir'deki havayı aktaracağım sizlere. İzmir'deki başlıkları aktaracağım kısaca. Öncelikle olarak rakamlar önemli aslında. Çünkü vatandaşlar bu rakamları bilirse tedbirlerini ona göre arttırırlar diye düşünüyorum. Bu yüzden öncelikle olarak rakamlardan, verilerden başlamak istiyorum. İzmir'deki koronavirüs pozitif vaka sayısının 853. Koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısının da 18 olduğunu biliyoruz şu an için İzmir'de. Bunların içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden farklı birimlerde 3 personelin olduğunu bilgisini de aldık. Ancak isimleri ve birimleri açıklanmıyor. Tedavilerin şu anda sürdüğünü ve o birimlerin de karantinaya alındığı bilgisini
aldık. Bir de bunun yanında İzmir Tabip Odası'nın İzmir'le ilgili bir raporu var. Ben önemli başlıkları içerisinden aldım. Üç madde söyleyeceğim size İzmir Tabip Odası'nın hazırladığı. İzmir'de 9 aile sağlığı merkezinin şüpheli vakalar nedeniyle kapatıldığı raporda yer aldı. İzmir'de 75 sağlık çalışanının koronavirüsten etkilendiğini ve bir hemşirenin de şu anda yoğun bakımda olduğu bilgisini edindik. Tabii ki bu rapor 2 gün önce yayınlanmış bir rapor. Değişiklik rakamlarda değişiklik olabileceğini altını çizelim. Ayrı raporda İzmir'deki özellikle İzmir'deki hastanelerde ekipman sayılarının ve niteliklerinin yetersiz olduğu da yer aldı. Tabii ki bu İzmir Tabip Odası'nın kendi hazırladığı bir rapor. Bunu da aktarmak istedim. Bir de İzmirli izleyen bizi İzmirli vatandaşlar için de İzmir'de 8 ilçe şu anda yüksek risk grubunda yer alıyor. Bu ilçeleri de hızlıca sayıp daha sonra size sorumu aktaracağım Sayın Vekilim. Karabağlar, Konak, Karşıyaka, Balçova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere ve Güzelbahçe İzmir'de şu an bu 8 ilçe yüksek risk grubunda yer alıyor. Şu an İzmir'de tabii ki önemli başlıklar bunlar. Aynı zamanda rakamın... İzmir'de karantinaya alınan herhangi bir bölge, belde, mahalle var mı, ilçe? Hayır, şu an için yok. Ancak bildiğimiz kadarıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Valisi Erol Ayyıldız'la devamlı görüşme içerisinde olduğu ve İzmir'de bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle ilgili de devamlı görüşme sağladıkları bilgisini de biz alıyoruz. Devamlı bu konuyla ilgili Tunç Soyer'in bir görüşmesi oluyor valiyle, İzmir Valisi'yle. Sadece bu konuyla ilgili bir bilgimiz var Adem Bey. Sayın Vekilim, siz de Didim'e gittiğinizi aktardınız. Benim bildiğim kadarıyla sahillerde şu anda bulunmak yasak. Bununla ilgili denetimi nasıl oluyor ve herhangi bir yaptırım var mı, bir cezası var mı, varsa neden, nedir? Bununla ilgili bilginiz varsa aktarırsanız sevinirim. Şimdi Didim'de bu sahil kesiminde çok büyük bir hareketlik yok. İnsanlarımız hakikaten kurallara uyuyor ve oradaki amirler de işte kaymakam bey başta olmak üzere denetimlerini çok sık şekilde yapıyorlar. Zaten karantina içinde olan yakın tarihte Didim'e dışarıdan girmiş olan aileler de devamlı ziyaret edilip ihtiyaçları var mı ve sağlık durumları ile ilgili devamlı kontroller yapılıyor. Tabii şimdi bununla ilgili siz az önce söylediniz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vali'den devamlı bir toplu karantina ile ilgili bir talepte bulunduğunu söylediniz. Ama şimdi tabii bu talep tabii ki haklı bir talep olabilir ama sonuçta bunun haklılığının verileri de bence makamda, ilgili makamlarda da ne kadar olması gerekir, olmaması gerekir konusunda vardır. Yani birazcık bu konuda hakikaten devletin birimlerine güvenmek gerekir. Çünkü İzmir Büyükşehir veya herhangi bir belediyenin kendi elinde olan bilgi dağarcığı ile devletin elindeki bilgi dağarcığının aynı olma ihtimali yok. Yani bu bir yerde bazı bilgiler biraz varsayımla, duyumla gider ama öbür tarafta devletin elinde kesin olgular, bilgiler vardır. Eksik olan konularla ilgili de ilgili birimlere gerek güvenlik, alışveriş işlerine gerek sağlıkla ilgili bilgiler, konular Sağlık Bakanlığı yetkililerine iletildiğinde bunlarla ilgili önlemler alınıyor. Ben de bazen birebir bazen vatandaşlarımız bize ulaştığında mevcut İl Sağlık Müdürümüzle kontak kurduğumuzda anında önlem alıyor. Gözden kaçırılan bazı konular olabilir. Bunları biz el birliğiyle ben halledeceğimizi düşünüyorum. İnşallah tabii rakamlara verdiğimiz zaman rakamları isteriz ki biz bir tane insanımızın yok şey olmamasını, vefat etmemesini isteriz. Bu bizim doğamız ama eğer bunu diğer rakamlarla boyutlandırmadığımız takdirde işin vahameti sanki çok daha büyükmüş diyerekten az önce bahsettiğim konuyu belki çok dikkate almayabilir insanlar ama hakikaten akıl sağlığımız çok önemli. Yani akıl sağlığımızı bu konuda virüs dediğimiz zaman her yerde sıkıntı yaşarız. Yani moralimizi biraz yüksek tutacağız, kurallara uyacağız. Ama biz tabii inancımız gereği de en son olarak da her şeyi Allah'a bırakacağız tabii. Yani bu Allah'a bırakacağız konusunu öyle bir şey yapıyorlar ki, irdeliyorlar ki sanki hiç ilimle bilimle bir alakamız yok gibi. Ama böyle değil yani sonuçta
Geçenlerde bu biliyorsun selalarla ilgili, doğalarla ilgili bayağı bir yaygara koparıldı şeyde. Bir tane Ermeni bir arkadaşın ismini vermek istemiyorum. Bir tweet attı. Doğanın dediğin ne zararı var? Yani bakın yani anlatabildim mi? Onun için her şeyi yapacağız. Bütün tedbirlerimizi alacağız ama onun akabinde de Allah'a da teveccüh edeceğiz. Evet. Sayın Ekim, zamanınız varsa son birer soru daha alıp bitirelim programımızı. Bunu zaman problemimiz yok değil mi Sayın Ekim? Yok. Bugün izinliyim, evliyim. O zaman tamam. O zaman son birer soru alalım. İklim sanırım sorun vardı. Evet, ben aslında birazcık daha şu an vatandaşlar evde birazcık daha stres içerisinde. Siz de söylediniz aslında bu birazcık psikolojik de bir durum haline aldı. İster istemez dışarı çıkmak zorunda kalan bir kesim var. Ya da bir ihtiyacın alışverişine ya da eczaneye gitmek zorunda kaldığı için dışarı çıkmak zorunda kalan bir kesim var. Ben sizden o vatandaşlar için siz bugün bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Siz nasıl tedbir alıyorsunuz? Ne gibi önlemler alıyorsunuz? En azından o vatandaşların da içinde biraz rahatlatalım istiyorum. Ben dışarı çıktığımda hem dışarıdaki temaslarımda hem de eve dönüş esnasında bütün söylenen kuralların hepsini uyguluyorum. Yani inanın eve girdiğimde direkt yani yanlış anlamayayım direkt banyoya bütün elbiselerimi orada çıkartıyorum. Tabii ki bu bir önlem. Bunu yapmamız gerekiyor. İşte sabun çok hayatımda devamlı elimi alkolle dezenfekte edildiğini düşünürdüm. 3 gün önce aldığım bir bilgide tam tersi olduğunu öğrendim. Yani dezenfekte ilaçları, nemlendiriciler bunları kullanalım ama alkol cildi kuru bir zemine yürütüyor. Akabinde de bu virüslerin bu açılan yaralarda falan bu kuru zeminlerde daha çok yayıldığını söyleyince ben alkolü de bıraktım kolonya olaraktan. Yok öbürkünü zaten almıyorum. yani kurallara ben uyuyorum. Yani mümkün olduğu kadar konuşurken bile ağzınızdan kan o baloncuğun mesafesi, yere inişi bunlar çok önemli şeyler. Kendinizi hem koruyacaksınız hem de karşıyı koruyacaksınız. En önemlisi o. Karşıyı koruyamadığınız zaman bir şekilde o size sirayet edecek. Ama sonuç itibariyle eğer çok zorunda kalmadığınız sürece hakikaten evde hayat var. Evlerimize dönerek bunu hissetmek de güzel bir şey. Evet, teşekkür ederim. Ali Soydemir sorun varsa alalım. Bitireceğiz artık. Son sorular. Efendim ben Sayın Vekilimize çok çok teşekkür ediyorum. Ankara'yla ilgili bilgileri bize paylaşıyor. Bizler de burada basın mensupları olarak kendi bölgemizde yapılan çalışmaları, bütün faaliyetleri anlık şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Ege TV aracılığıyla da yine bu tür canlı yayınlarla yine aktarmaya çalışıyoruz. Gerçekten de Aydın Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler, Aydın Valimiz başta olmak üzere güzel bir çalışma, ekip çalışması sergileniyor. Özellikle de dezenfekte konuları titizlikle takip ediyor. Bütün kamu kurum ve kuruluşları periyodik şekilde dezenfekte yapılmakta. Yani bununla ilgili hükümetimiz dezenfekte konularında nasıl bir destek olabilir? Kaymakamlıklar olsun, valilikler olsun. Önemli olan bu özellikle son iki ay içerisinde de çalışma gerektiren bir durum. Yani neler yapılabilir Sayın Vekilim? 2014'te Çökebe Belediye Başkan adayı oldum Ali Bey. 2014 yılında Çökebe Belediye Başkan adayı olduğumda ya bir belediye başkanı neler yapmalı, nelere dikkat etmeli, o yaşadığı şehirle ilgili nasıl bir projeler üretmeli falan filan gibi böyle işte birazcık irdeledim. Fakat rutin standart yapması gereken işler var. Yani siz diyorsunuz ki devletin bu konuda ne katkısı olur? Devletin tabii ki bir katkısı ve üstüne düşen görevleri yapması gerekir. Ama bir belediye de zaten bütçesini oluştururken o ülke, o şehirde yaşayan, o coğrafyada yaşayan insanların sağlık açısından gerekli bütün önlemleri alması için zaten klozları var bütçelerinde. Bu bütçeleri düzgün kullansınlar yeter. Evet. Yeterli olacak. Evet, son söz ve son soruda İmdat Bey buyurun. Ben tabii bir temeliyle aslında konuyu kapatmak aslında vekilim sağ olsun bütün sorulara güzel bir şekilde cevap verdi. Benim de tek bir temelim var. Yani bugün bütün dünyanın işte koronavirüsüne karşı
Yani bir virüse karşı bütün ülkeler dayanışma ve birlik içinde. Ben diliyorum ki bu birliktelik, bu dayanışma dünya çapında hemen Suriye, sıfır noktamızdaki Suriye için olsun, Orta Doğu için, Filistin için olsun, Somali için olsun, Afrika için olsun, bütün mazlum ve masum insanlar için olsun bu dayanışma ve bu birliktelik. Sadece bir virüs için değil, insanlık için de bütün dünyanın dayanışma ve birliktelik sağlamasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu tabii Mithat kardeşim, ağzına sağlık. Bu tabii şöyle, aslında Yaradan'ın bize verdiği son bir mesaj olarak bence algılanması gereken bir konu. Yani kesinlikle bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Değil mi? Evet, kesinlikle. Teşekkür ediyorum. Sayın Vekilim, tabii İzmir'den İklim, Denizli'den Mehtap Koç, İmbat Bey Ankara'dan katılıyor, Ali Soydemir Nazilli'den. Son olarak vatandaşlarımıza, esnafımıza sorumluluğunun bazen farkında olmadan sahada karşı taraftaki insanları rahatsız eden vatandaşlarımıza, özellikle bu konu çok önemli. Son olarak mesajlarınızı alalım, programımızı noktalayalım. Buyurun. Ben tekrar özellikle tabii basın mensubu arkadaşlarımıza çaba sarf eden, bu zor zamanda bilgilendirmek için bayağı bir hem zor şartlarda çaba sarf eden bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Bu öyle bir önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz Türkiye'deki bütün basın mensupları olarak da. Cumhurbaşkanımız başkanlığında hakikaten kabine bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, diğer bakanlıklar, Milli Eğitim, Tarım Bakanlığı, yani çünkü bunlar hepsi birbirine bağlı konular. Üstüne gören, düşen görevleri yapıyorlar. Bunda emin olsunlar. Bunda hiç kaygıya düşmesin vatandaşlarımız. Ama tabii ki evde, dediğim gibi az önce, evde hayat var. Eve hayat evde sığar. Biraz belli bir süre yine kendimizi kontrol edelim. Çok zorunlu olmadığımız durumlar. Ben Evet, teşekkür ediyorum. Size iyi çalışmalar. İmbat Bey, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, yayınlar. Ali Soydemir, teşekkür ediyoruz. Nazilli'ye selamlar, Ankara'ya. İzmir'e de selamlar, teşekkür ediyoruz. Evet, çok sağ olun. Efendim, Siyaseten programından bugünlük bu kadar. Yarın yine hemen hemen her gün ekranlarınızda misafirimiz olacağız. Ülkemizin, dünyanın gündemini ekranlarımıza taşımaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.